Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde şiş numaramı göstereyim. 3,5 numara. İpim de orta kalınlıkta. Şöyle göstereyim. Böyle ipim dağılmasın diye yumak yaptım arkadaşlar. Ben modeli krem rengiyle hazırladım ama kamerada çok net görünmediği için Yeşil ipimle gösteriyorum. Evet, e, burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor. Artı 3 ilmek atıyoruz. Burada, e, burası önemli arkadaşlar. E, başlangıç olduğu için baştaki ilmeğimi de örüyorum. E, i̇kinci ilmeğimin düz olması gerekiyor. O yüzden baştakini ters örüyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bundan sonrası bir ters bir düz arkadaşlar. Bu şekilde aynı lastik örer gibi örüyoruz. kenar ilmeğimde yine düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Yine ikinci sıramda da ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Sıradaki ilmeğim ters. Ters örüyorum. Düz. Yine bir ters bir düz devam ediyorum. Bu şekilde 7 sıra örüp tekrar kameramı atayım. Evet ben böyle hazırladım. Şimdi sayıyorum arkadaşlar. 7 sıra ördüm. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördüm. İpim sol tarafta. Modelin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp sıradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi sıradaki düz ilmekle arkadaki ters ilmeğin yerini değiştiriyorum. Böyle arkadan gelerek ters ilmeğimi sağ şişime takıp ilmeklerin yerini değiştirdim. Ve ters ilmeğimi öne aldım ve ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Burada baştaki ilmeğimle beraber 3 tersim oldu. Şimdi ipi arkaya atıyorum. Bir tane düz ördüm. Sıradaki ilmeği de düz ördüm. Şimdi burada tersle düz var. Şimdi düzü öne alıyorum. Yine yer değiştirdim. Önden gelerek ve düz ördüm. Burada 3 ters, 3 de düzümüz oldu. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. Ters ilmeğimi. Sıradaki ilmeğim de ters. Ters örüyorum. Şimdi burada 3 ters örmemiz lazım. Yine öndeki ilmeğimiz düz. Arkadan gelerek yine ilmeklerimin yerini değiştirip ters ilmeğimi öne alıyorum ve ters örüyorum. İpi arkaya attım. Bakın burada 3 ters ilmeğim oldu. Burada da 3 düz. Böyle 3 düz, 3 ters örüyoruz arkadaşlar. Yine sıradaki ilmeğim düz. Düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. 2 Burada düz ilmeğim arkada, önden gelerek düz ilmeğimi öne takıyorum ve düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine iki tane. Yine ters ilmeğim arkadan gelerek yerlerini değiştiriyorum ve ters örüyorum. İp arkaya attım. Bir. 2 2 tane düz ördüm burada yine düz ilmeğimi öne alarak yer değiştiriyorum ve düz ilmeğimi örüyorum yine 3 ilmek düzüm oldu İpi kendime doğru aldım bakın burada 3 ilmeğim kaldı yine başta olduğu gibi üçünü de ters örüyorum sıramı tamamladım şimdi modelin arka yüzündeyim Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. 2 düz ördüm. Sırada 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. Sırada 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi öne aldım. Sırada 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sırada 2 ters ilmeğim var, ters örüyorum. İpi arkaya attım. Sırada 3 düz ilmeğim var arkadaşlar. Bu 3. ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bir tane düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Şişimin başına doladım ve diğer ilmeğimi de yine düz ördüm. Yani buradan eksiltirken buradan yine artırdım. İpi kendime doğru aldım. Sırada 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. Sırada 3 düz ilmeğim var. 3. ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Diğer ilmeğimi de yine düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. 3 düz ilmeğim var. Yine üçüncüsünü 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Diğerini de düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. 3 ters örüyorum. Sıramı tamamladım tekrar göstereyim. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmek düzüm oldu. İpi kendime doğru aldım. Artırmayla birlikte 3 ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Artırmayı da ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Burada bir tane ters ördüm. Artırma ilmeğimi de böyle dıştan gelerek ters örüyorum arkadaşlar. Ve diğer ilmeğimi de ters örüp tamamladım. Şimdi ipimi arkaya attım. Yine 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Artırma ilmeğimi dıştan gelerek ters örüyorum. Bunu özellikle niye söylüyorum? Bir sonraki sıralarda anlatırım. Ve yine 3 düzüm var. Düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, modelin ön yüzündeyim. Şöyle tekrar gösteriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sırada iki ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. Sırada 3 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Yine 3 ters 3 düz devam ediyorum arkadaşlar. Evet tekrar gösteriyorum. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine ilmekleri düzleri düz tersleri ters örüyorum. Gördüğüm gibi örüyorum. İpimi arkaya attım. 3 düz. İpimi öne aldım. 3 ters ipimi arkaya attım 3 düz öne aldım 3 ters arkaya attım 3 düz sıramı tamamladım şöyle arka yüzünde göstereyim şimdi modelin ön yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım ve yine iki tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. Şimdi arkadaşlar buradaki üçlü ilmeğimin yine üçüncüsünü iki ilmeğin üzerinden atıyorum. Bu şekilde attım. Bir tanesini düz ördüm. Artırmamı yaptım. Diğerini de düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Üç ters ilmeğim var. Ters örüyorum. İpi arkaya attım. Yine sırada 3 düz ilmeğim var. Üçüncüsünü 2 ilmeğin üzerinden atıyorum. Bir tanesini düz ördüm. Şişimin başına dolayarak artırmamı yaptım. Ve diğerini de düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. 3 ters örüyorum. İpi arka attım. Yine aynı şekilde 3. ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden attım. Bir tane düz ördüm artırmamı yaptım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Ve kalan 3 ters ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrar göstereyim. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz örüyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi sırada yine artırma ilmeğimiz de var. 3 ters ilmeğim var arkadaşlar. Ters örüyorum. Baştakini ters ördüm. bir alttaki. Burada yaptığımız zaman bakın zaten aralık var burada. aralık olmayacak burada arkadaşlar. Onun için de bu şekilde değil de tersi böyle örüyorum. Bu şekilde. Ve diğer ilmeğim de ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine 3 düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Bir tane ters ördüm. Biraz önce demiştim ya dıştan gelerek ters örüyorum diye. Burada içeriden örüyoruz arkadaşlar. İçeriden batarak ters ördüm artırma ilmeğimi de ve yanındaki ilmeği de ters ördüm. İpi arkaya attım. 3 düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Yine bir tane ters ördüm. Artırma ilmeğimi içeriden batarak ters örüyorum. Diğer ilmeğimi de ters ördüm. İpi arkaya attım. Ve 3 düz ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar. Burada birinci modeli bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim modeli bir kez anlatmış oldum. Şimdi e, aynı buradaki lastikten yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki modelde hem lastik yerine geçiyor hem zaten modelde lastikli. Yani kendinden lastikli model arkadaşlar. Evet baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane pardon bir tane ters ördüm. İpi arkaya attım. Şimdi burada bir ters bir düz öreceğiz yine aynı burada olduğu gibi. Onun için buradaki düz ilmekle ters ilmeğin yerini değiştiriyorum. Önden gelerek değiştiriyorum arkadaşlar. Düz ilmeği öne aldım. Düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Ters ilmeğimi de yine ters ördüm. İpi arkaya attım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ördüm. Bir ters bir düz. Bakın Şimdi e, düz ördüğüm için sıradaki ilmeğin ters olması lazım. O yüzden arkadaki ters ilmekle yine düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. İpi kendime doğru aldım. Ters ördüm. İpi arkaya attım. Düz ördüm. Böyle bir ters bir düz olacak şekilde örüyoruz. Ters ördüm. Şimdi düz ilmeğimi öne alıyorum. ve düz ördüm ipi kendime doğru aldım ters ördüm ipi arkaya attım sıradaki ilmeğim düz düz ördüm ipi kendime doğru aldım sıradaki ilmeğim düz ters örmem gerekiyor o yüzden ters ilmeğimi öne alıyorum ve ters örüyorum ipi arkaya attım düz ördüm aynı şekilde devam ediyorum Evet yine ilmeklerimin yerini değiştirdim. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi aynı bu lastiği kurmuş olduk arkadaşlar. Modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm. Yine bir düz bir ters gidiyorum. sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine tersi, ters, düzü, düz örüyorum arkadaşlar. Yine 7 sıra lastik yapıyoruz. Bir ters, bir düz örüyoruz. Evet arkadaşlar ben kamera arkası 4 sıra daha ördüm. Şöyle göstereyim. Bakın burada yine burayı da 7 sıra yapıyoruz. Burası gibi. 6 gibi. Burada bağlama yaptığım ilmeğim vardı. 2 ilmeğin üzerinden atarak bağladığım ilmeğim vardı. Şimdi bu ilmeğin üzerindeki ilmeği saymıyorum arkadaşlar. Burası zaten 1 sıra. Artırma yaptığımız sıra. O yüzden şurada hemen bağlamanın üstündeki ilmeği elimle kapatıyorum ve sayıyorum. Buradan sayıyorum. 1 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra örmüş oldum. Bu ilmeğimiz hemen bağlamanın üstündeki ilmeğimiz hariç. Şimdi ikincisini kuruyorum. Şöyle baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters ördüm. Aynı burada başta olduğu gibi burada 3 tersimiz olması gerekiyor. O yüzden arkadaki ters ilmeği yine arkadan gelerek öne takıyorum, yer değiştiriyorum ve ters örüyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 3 ters oldu. Şimdi sırada 1 2 3 düz örmemiz gerekiyor arada ters ilmeğim var. Şimdi önden gelerek yine ilmeklerin yerini değiştiriyorum ve düz ilmeği ön alıp bakın 3 ilmek düzüm oldu. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine 2 ters ördüm. Arada da 3 ters olması lazım arkadaşlar. Onun için arkadan gelerek ters ilmeğimi öne taktım ve ters ördüm. 3 ters ilmeğim oldu. Yani yine buradaki işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Burada başlangıcın aynısı. Ee, Videom da çok uzadı. Ee, böyle sanırım anlaşılmıştır. Evet arkadaşlar ben modeli böyle krem ipimle daha büyük bir parça üzerinde hazırladım ee, ekranda yeşil ipimle gösterdim Çünkü çok net çıkmıyor böyle açık renk krem beyaz ipler kamerada güzel çıkmıyor net anlaşılmıyor Evet modelimiz böyle gördüğünüz gibi çok şık çok da güzel oldu Umarım sizlerde beğenirsiniz Kamerada yine olduğu gibi çıkmıyor arkadaşlar. Modelimiz yakından daha güzel. Evet, bu şekilde. Arka yüzü de böyle. Dediğim gibi arkadaşlar modelimiz kendinden lastikli yani ayrıca lastik yapmaya hiç gerek yok zaten bu da lastik. Evet. Bu modelden yine hırkalar, kazaklar, süveterler yapabilirsiniz arkadaşlar. Birçok yerde kullanabileceğiniz hem yetişkinler için hem çocuklar, bebekler için kullanabileceğiniz kolay ve güzel bir model umarım beğenmişsinizdir. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. E, bugünkü videomun da sonuna geldim. hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.